Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenlendi. Düzenlenen programa siyasiler ve kent protokolünün yanı sıra şehit yakınları ve gaziler yoğun ilgi gösterdi. Burada Aksu Haber açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Bahattin Özkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle güzel bir atmosferi paylaştıklarını belirterek, şehitleri rahmetle yad ederek gazilere de sağlık ve sıhhat diledi. Şehit yakınlarımız, ailelerimiz de, gazilerimiz de beraber güzel manevi bir atmosferi paylaşıyoruz. Öncelikle bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Manevi huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Vali Özkan, memleketin birliği ve bütünlüğü için şehadet şerbeti içen fedakar insanlar sayesinde 15 Temmuz'da demokrasiye, milli birliğe yönelen hain darbe girişiminin önlendiğine dikkat çekti. Memleketin birliği, bütünlüğü için fedai can eden fedakar insanlarımız, şehadet şerbetini içmiş bu insanlarımızın manevi feyzi bereketiyle, bereketi milletimizin, devletimizin ve toplumumuzun harcıdır esasen. Bu tarihte böyle olmuştur. Kadim medeniyetimizde böyle. Şehadet bilinci, vatan, millet, bayrak aşkıyla birlik, bütünlük duygusu ve bu uğurda canını feda edebilme inancı ve kararlılığı gerçekten en önemli kurumlarımızdan birisi Şehadet Kurumu. Vali Özkan konuşmasının devamında 15 Temmuz kamu ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ'nün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetimize saldırının adıdır dedi. Tabii 15 Temmuz'da demokrasimize, milli birliğimize yönelen hain darbe girişimini telin ediyoruz. Kamu bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarına tiyatral olarak rol alan FETÖ terör örgütünün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetimize yönelik bir saldırının adıdır 15 Temmuz. Bunun orta çıkmasıyla Türk milleti bütün fertleriyle topyekün buna karşı dur demiştir, bunu telin etmiştir, bunu lanetlemiştir. Tükrüğüyle bunları boğmuştur adeta. Vesayet odaklarının, demokrasi dışı, insanlık dışı girişimlerin olmaması için bütün insanlarımızın uyanık olması gerekiyor.